Bugün günlerden 31 Ekim ve 2020 ben bir günümün vlogunu yapmaya karar verdim. Ve saat şu an 10 geçiyor. Ve Ankara için havalimanında bekliyorum. Check-in'imi yaptım ve yanımda bir kitap. Ve Ankara'dan sonra hızlı trenle düşünüyorum Konya'ya geçmeyi. Ve yarın saat bu saatlerde pullar için hazırlıklarımı yapmış. Kılıç için kıyafetlerimi giymiş, ısınmamı yapmış ve yarışmaya hazır durumda olacağım. Tüm bu yolculuğumu video yapmaya karar verdim. Bakalım hayırlısıyla yolum, bahtım açık olsun. Umarım güzel bir yolculuk yaşarım ve yarışmayı da güzel geçiririm. Sabah 10'da kılıçta oynayacağım, yarışacağım Türkiye Şampiyonası'nda. Saat 2'de de Flora'da yine Türkiye Şampiyonası'nda yarışacağım. Bakalım, daha yola çıktım. Çantamı verdim, malzemelerimi verdim. Bütün malzemelerimi verdim. Ve Ankara'da yolculuğum bittiği zaman Ankara'ya inişimi de anlatacağım. Yolculuk hikayemi devam ettireceğim. Ve Apron'a indim. Şöyle havalimanını göstereyim. Evet. Şimdi beni götürecek uçağa adım adım bineceğim. Ve şurada havalimanının şeklini göstereyim. Ve hayırlı yolculuklar bana. Ve Ankara. 12.10. Barış Havalimanı. Buradan benim çantamı alacağım ve sonrasında daha tam program yapmadım. Genelde gara gidip oradan gitmeyi düşünüyordum ama belki hava güzel, Ankara'da bir öğlen yemeği, yani öğlen yemeği ve sonrasında devam olabilir. Bakacağım. Ve Apron'a indim. Şöyle havalimanını göstereyim. Evet. Şimdi beni götürecek uçağa adım adım bineceğim. Ve şurada havalimanının şeklini göstereyim. Ve hayırlı yolculuklar bana. Ve saat 13.20 Ankara garına geldim. Çantam da burada. Böyle. Ve şimdi gidip Konya için biletimi alacağım. Hızlı trenle bakalım yer bulabilecek miyim? Şansıma bakalım. Hadi bakalım. Ankara garındayım şu an. Tabii hızlı trene gittiğim zaman hızlı trendeyim. Bilet yoktu. Ben de tabii ki başka yolla buldum. Bla bla sevgili hocam bizi aracı aldı. Birlikte gidiyoruz. Az bir süremiz kaldı. Alternatif buldum. Otobüste öte böyle bir sosyal medya aracılığıyla yola düştüm. Akşam üzeri Konya'da olacağım. Bir trip alacağım. Belki mafya çorbası. Devam edeceğiz. Yol macerası devam ediyor ve güzel bir özellikle rüzgar gürültülerini burada çekti. Güzel bir görüntü oluşturmuş. Yol hikayemiz devam ediyor. Biraz adrenalinli bir yol oldu. Üstad iyi hızlı gidiyor. Hızlı trenden daha hızlı gidiyorsun. Hızlı trenden daha hızlı gidiyorsun. Evet, iyi. Evet, Konya'ya geldim. Tabii ki hızlı tren kullanamadım ama bla bla ile adrenalinli bir yolculuk yaptım. 2 saat 15 dakikada gerçekten iki kamyonun arasından girdik. Çıktık ve buraya kadar geldim. Şükür iyiyim. Herhangi bir kaza olmadı. Ama gerçekten adrenalinli. Bir ara iki aracın içinden geçerken, hatta o videoyu kaçırdığım için çok üzüldüm. Bu şekilde şimdi birazdan Hazreti Mevlana Pir'e doğru yürüyeceğim. Orada da bir video çekeceğim. Devam edeceğim. Evet, hava soğudu. Aladdin'e doğru geldim. Arkamdaki çeşme bana şunu hatırlatıyor. Ben bundan 11 yıl önce işte Sarayova'ya gitmiştim. Orada Baş Çarşı, bilenler bilir. Bunun biraz daha kısasıydı. Alt Merdivenler. Orada tam meydanda duruyordum. Uzun Çarşı'da. Yürüyüş için hep buraya geldiğim zaman kendimi biraz şu muhitte, şu bölgede, Sarayova'da, Bosna Hersek'te hissediyorum.
Çantam da orada beni bekliyor ve ben şimdi kalacak yerimi ayarlayacağım. Sonra burada çok beğendiğim özellikle bir tavuk dürümcü var. Özellikle yoğurduyla beraber aynı zamanda böyle biber acısıyla beraber yapılan yer Zeki Piknik diye. Oraya bir gideceğim, orada yiyeceğim. Bir de bamya çorbasını deneyeceğim. Daha önce arabaşı çorbasını denemiştim. Ama bir de bamya çorbasını deneyeceğim. Böyle devam edeceğim. Evet, yolda yürürken şu an Alaaddin'e doğru gidiyoruz. Alaaddin Tepesi'ne doğru yürüyorum. Şurada arkamda tarihi binaları böyle görmemek mümkün değil. Selçuklu mimarisini daha fazla görüyoruz. Şöyle göstereyim. İşleme harika bir işlemesi mevcut. Ve ben birazdan şu yoldan yürüyeceğim. Ve arkamda bir kalacak yer ayarlayacağım. Ve sonrasında Hazreti Pir şu an saat 5.30'a doğru gidiyor. Gün batımına gideceğim ama orada ışıklandırmalarda bir video çekeceğim. Bir Fatih okurum. Sonrasında eğer bugün sema varsa bir sema ayinini izlemeye gideceğim. Ve yerleşecek yeri de buldum. Konya'da merkez öğretmen evine yerleştim. Evet, asansör hızlı indi. Bakalım 105 numaralı. Burada. 107. 105. Evet. O da burada. Bakalım. Daha önce kalmıştım ben zaten. Bu dönem Konya'da sema için geldi o zamanlar. Evet. Gayet iyi. Evet, evet, gayet iyi. Daha önce de zaten kalmıştım. Bir yemek Hazreti Pir'e giderim. Sonra gelir. Yemek yedikten sonra duş alır. Maç için hazırlık dinlenme programına geçelim. Oteli de çözdüm. O zaman kalacak herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Çantamı böyle yerleştireyim. Tabii ki. Böyle. Yarınki eskrim çantam. Evet. Gidiyorum. Edepli yürü. Her nereye gidersen. Aşıkların gönlü hep gönüldedir. Hazreti Şems'e vardık. Burada ayrı bir huşu mevcut. Der ki, şöyle der Mevlana, aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, ne diye aşka hayret ediyorsun? Şems der ki, sen aysan, ben güneşim. Evet, Şems, güneş, sen odunsun, ben ateş, yakanım. Bu saatte açık cami olarak kullanılıyor Hazreti Şems'in türbesi. Ve zaten kaldığım yere çok yakın. Yani o yüzden çok tercih ettim merkez öğretmen evini. Birazdan da aşağı Hazreti Mevlana'ya doğru gideceğim. Orada yakın yol olarak ama ora kapalı. Dışarıdan ancak ziyaret edeceğiz. Evet, Hazreti Pir'e geldik ama Yeşil Kubbe'yi göremiyoruz. Çünkü sanırım tadilatta. Ve şöyle bir geldik. Zaten şu an akşam oldu. Saat 18.40 gibi. O yüzden zaten kapalı. Yarın imkan olursa, zaman bulursam içeriği de gezmeye çalışacağım. Bakalım yarın imkan olacak mı maçlardan süre. Ama kubbe kapatılmış, onarılıyor. Böyle gölgesi vuruyor o perdeye bu şekilde. Ya çizim var ama tam da gözükmüyor. Ama önemli olan mana olarak geldik. O manayı ve buradaki bu atmosferi yaşamaya çalışacağım. Birkaç yer var. Oraya ziyaret de bulunacağım. Hadi bakalım, devam edeyim ben.
Hazreti Mevlana'dan sonra kültür merkezine gideceğim. Herhangi bir sema var mı diye oraya bakmaya gideceğim. Şurada bayraklı yol ve Hazreti Mevlana'dan aşağı doğru kültür merkezine doğru gittiğimizde bu şelaleri sizi karşılıyor olacak. Ben de bu yolda devam edeceğim. Kırmızı ışığın yüzüne vuran şekliyle. Mevlana Kültür Merkezi'ne geldim. Ve birazdan içeriye doğru gideceğim. Böyle bir çekeyim. Ayın sanıyorum var. Hareketli. Ve bugün çok şanslıyım. Eğer bugün Sema Ayini gerçekten burada gerçekten katılabilirsem çok şanslı olduğumu ifade edeceğim. Olursa onu da ne yapacağım? Videonun içine katmış olacağım. Ayin sanıyorum var. Çünkü kapıda girişler mevcut. Eğer ayin olmasaydı insanlar girmeyecekti. Ben de böyle bir basit mantıkla hemen gidiyorum. Gerçekten çok şanslıyım. Kültür merkezine girdim. Sema varmış. 7'de başlıyormuş. Şimdi zaten ben de oraya doğru gidiyorum. Biletli olmuş. Oh, bilet 25 lira. Önceden bakayım. Biletleri bir sorayım bakalım. Müze kartı geçen. Geldim içeri. Biletimi aldım. Şu an içeride. Başlıyor. Ben de bir yere bir geçip isteyeceğim. Mevlana Kültür Merkezi'ne geldim. Zaten ayine 5 dakika 7 dakika arası geç kaldım. Zaten girişte bileti aldıktan sonra 7'de başlıyor. Cumartesi günleri. Ben de şanslıydım. Bugün ayağımın tozuyla zaten buraya girdim. Girişte biraz videolarım var. Gerçekten keyifli bir ayin oldu. Onun da videolarını aldım. Bununla beraber işte cumartesi günleri ayin 1 saat sürüyor. 8 gibi bitiyor. Şu an 8 geçiyor saat. İşte boşaldı salon. Bilet uygulaması yapılıyor. Hem yetişkin ve öğrenci biletleriyle giriyorsunuz. Cumartesi günleri gayet manevi huzuru olan bir
Konya'ya gelip de bir sema ayını izlemeden gitmemek olmazdı. Cumartesine denk getirmek bu yönüyle çok avantajlı. Bu şekilde gerçekten nasiplendiğim için mutluyum. Yani Konya'nın hem gelip burada bulunurken ayını şerif sema ayinini de izlemek gerçekten büyük bir lütfu oldu bana. Burada duvarlarda böyle hemen şu şekilde direkt olarak hat-ı şerifler mevcut. Güzel bir ambiyansı var. Ben bu ambiyansı çok beğeniyorum. Özellikle daha önceki Şebi Aruzlar'da da geldim. Buradaki atmosfer ve manevi hava çok daha başka. Spor salonundan daha güzel oluyor. Ve özellikle şunun üst tarafında, ayinde üst tarafındaki küçük lambalar yıldız gibi görünüyor. Benim de çok hoşuma gitti. Bir gün yolunuz Konya'ya düşerse, cumartesi eğer burada bulunursanız, kışa girdik sanırım. Ekim ayı bitti. Kasım'a bugün Ekim'in son günü. 31 Ekim 2020 bitiyor. Yani Ekim bitti. Kasım yarın, Kasım 1. Bu şekilde işte yaz uygulaması belki daha geç başlayabilir ama bugün geldiğimde 7'de başladı. Ben de 7'yi 5 ile 7 arası girdim. Bir parça yakaladım. 1 Kasım sabah 8.30'da uyandım. Bir duş aldım ve aşağı indim. Şu an 9.50 ve kahvaltı hazırladım kendime. Böyle bu şekilde yumurta, sarı ve yeşilden karışık bir kahvaltı. Yanında çay ve Konya'nın Gobi tekniği. Ve arkamda bir Ay Vazoski'si bir tablo. Bu kahvaltıdan sonra üstümü bir daha değiştireceğim. Yarışma kıyafetlerimi giyeceğim ve sonrasında yarışma alanına gideceğim. Saat 10'da kayıtlar, 10.30'da kayıt bitiyor. 10.30'da başlıyor. 10'da 10.20 arası kayıt. 10.30'da başlıyor. Ben çorabımı giydim ve birazdan yukarıya çıkıp işte kıyafetlerimi giyip ve o şekilde yarışma alanına doğru gideceğim. 15 dakikalık bir yürüme mesafesinde burada. Yine yürüyerek gideceğim. Direkt olarak buraya yürüyeceğim. Her şey güzel. Sabah kalktım, kahvaltı, duşumu da aldım. Dün erken uyudum. Saat uzun zaman sonra ilk kez onda yattım. Yani gerçi bir önceki akşam uyumamıştım. Sonra uçak yolculuğu, sonra araç yolculuğu ve akabinde saat 9.30'a doğru otel girişi yaptım, bir duş aldım. Sonra uyudum. İşte sabah 8-7.30'da alarm vardı. Sonra 7.30'dan sonra biraz erteledim, 8.30. Çünkü yarışmaya erken biraz daha yatak keyfi yaptım. Sonra bir duş aldım. Buraya indim ve şu an yumurta, domates, açık büfeli kahvaltı sunuyorlar. Ben de bu açık büfede bunları aldım. Ekmeğini beğeniyorum. Covid. Bakalım. Hadi bana afiyet olsun. Evet. Şimdi semadan sonra yemeği düşünüyordum ama bir bamya çorbasını deneyeyim dedim. Gerçekten daha önce de burada arabaşı çorbası içmiştim. Şifadayım. Böyle göstereyim hemen. Servis şu şekilde. Biraz şu özellikle bayağı yoğun bir baharat kullanmış. Ve maydanoz ve soğan ve bamya çorbası. Ben de ilk kez denedim bamya çorbasını. Çok da keyifli. İçinde evet, dedikleri kadar güzelmiş. Yani gerçekten Konya'nın bamya çorbası. Ve sordum yani nerede içeyim? Yine burayı söyledi, Şifa'yı söyledi. Daha önce zaten arabaşı çorbası içmiştim. Gerçekten evet, yine Konya'da bamya çorbasını içerken keyifle içiyorum. Çok da güzel. Şu an saat 8.30'a geldi. Ben de aslında
dediğim gibi daha önce beğendiğim bir şey vardı. Tavuk dürümü yapıyordu. Zaten orada çok daha meşhur. Aynı sosu kullanmışlar. Yani sos olarak yine bu sos aynı. Yoğun bir baharat. Özellikle biberin şu çekirdekleri çok kullanılıyor. Buraya demek has bir özellik. Güzel yani, gerçekten keyifli bir lezzet tadıyorum. Bamya çorbası ve baharat. Hazreti Pir'in giriş kısmındayım. Girişler ücretsiz ama saat 10 olduğu için benim yarışma alanına gideceğim. Daha sonra eğer denk gelirsek yine Pir'i ziyarete geleceğim. Bahçe harika görünüyor şu an. Turistler Hazreti Pir'i ziyarete giriyor. Girişler ücretsiz. Giriş kısmındayım. Buradan giriş kısmından sonra giriyoruz. Ve görüldüğü gibi restorasyon devam ediyor. Restorasyon devam ettiği için de sadece iç avluda kalabiliyoruz. Evet. Himmetlerini üzerimize eksik etmesin. Bahçama şöyle göstereyim. Burada bile zaman geçirmiş, ayrı bir güzellik. Yarışma için giyindim. Evet, kıyafetimi böyle göstereyim. Hazırım her şey için. Ve şunun üzerine tamamen terledim. Sporumu da yaptım, ısındım. Ve birazdan pullarda başlayacağım. Şöyle kıyafetimi göstereyim. Ve bu şekilde müsabakalara hazır. Ve birazdan önlüğümü de giyeceğim. Yani elektrikli yeleği hazır giyip başa başlayacağım. Yarışma öncesi İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Şu an veteran sporcular hepimiz buradayız. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde hazırlıkları yaptık. Bro, maske nereden? Maske takmamız gerekiyormuş. Geçmiş olsun İzmir diyoruz burada. Tüm eskrimcilerle beraber. Birazdan pullar başlayacak. Tabii ki ben bu kadar terli olmamın sebebi antrenman, ısınma yaptım ve bu şekilde giyindim. Evet, terli çıktım maçtan. Şu an Flore'de yarı finale çıktım. Yani şu an üçüncülük garanti ve ikincilik ve birincilik için oynayacağım. Gerçekten yorucu çıktı terlerime baksanız. Şu an maçlar devam ediyor ama ben rakibimi 10'a 2'yi yenerek tamamen yarı finale çıktım ve yarı finalden sonra final oynama durumu. Şu an üçüncülük garanti. Bugünün ikinci madalyası olacak ve yarışmaya devam ediyorum. Kılıç'ta üçüncü oldum. Şu an Flore'de terle çıktım. O da üçüncülük garanti şu an. İkincilik ve birinciliği oynayacağım. Final maçım başladı. Pool'da bir hata var. Tamam mı hocam? Tamam. Hadi bakalım. Oynamaya devam. İkincilik ya da final için ya da üçüncülük. Evet. İkincilik. İkincilik, üçüncülük bana gelen madalya. Ve Flore. Acele getiriyor. Evet. Teşekkür hocam, teşekkürler. Başarılarınızı da alalım. Teşekkür ediyoruz. Şuradan bakıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Vlog'un sonuna geldim ve iki tane madalya ile Konya'dan ayrılıyorum. Çok keyifli bir zaman yaşadım. İki madalya kazandım. Hem kılıçta Türkiye üçüncülüğü, Flore'de de Türkiye üçüncülüğü. Gerçekten İyi bir serüvendi benim için. Keyifli bir serüvendi. Kürsüye çıktım, madalyaları kazandım. Bana gerçekten bu konuda, her konuda destek olan aileme gerçekten çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler herkese diyeyim. Bunu izleyenlere de teşekkür edeyim.